Merhaba arkadaşlar x 870 e setli anakartlara geçtiğimiz günlerde giriş yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi karşımızda yeni bir konuk var MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi anakart. Kendisini her zaman olduğu gibi A'dan Z'ye inceleyeceğiz ve ürün hakkında aklınızda hiçbir soru işareti kalmamasını sağlayacağız. Ürünü bize temin ettiğinden dolayı da MSI'ye teşekkür ederek şimdi her zaman olduğu gibi ilk önce kutu açılışıyla videomuza başlayalım. Kutu içerisinde ilk olarak anakartın yanına konumlanmış Wi-Fi antenleri karşılıyor bizi. Kutusundan açıp şöyle bir bakalım. Yani ben modeme yakın olduğum için hep Ethernet kablosuyla kullanıyorum bilgisayar ama Wi-Fi bağlantıyla kullananların sayısı Ethernet'te kullananlardan çok daha fazla. Anakartımıza zaten detaylı şekilde bakacağımız için önce kutu içinde neler var onlara bir bakalım. Kutu içinden birden 3'e çoklayıcı ve 2 kablo, birden 2'ye RGB uzatma kablosu, 2 adet SATA kablosu, 1 adet adreslenebilir RGB uzatma kablosu, ön panel bağlantısı için gerekli kablo, 1 adet M.2 Clip 2 ve 1 adet M.2 Clip 2 sökücü ile 1 adet de USB sürücü geliyor. Anakartın sürücüleri falan bunun içinde ama siz tabii ki siteden mutlaka güncel dosyaları indirip kurun. Bununla birlikte MSI stickerları, shutout ve hızlı kurulum kılavuzuyla kutu içeriği tamamlanmış. Başka da herhangi bir şey bulunmuyor. Evet bu canavarı artık bir ortaya çıkartalım. Bakalım Karbon serisinin tasarım güzelliğinden yine ödün verilmemiş. Tasarım olarak çok şık bir anakart var karşımızda. Soğutma sistemi yine dev boyutlarda. Her bir M.2 SSD slotunun kendi soğutma çözümünün olmasının yanında Platform Controller Hub kısmı da M.2 SSD'lerin pasif soğutmasıyla birleşmiş halde. Arka bölüme bakalım. Anakartın bir Base Plate'i yok. Aslında Base Plate hak eden bir anakart. Yani olması güzel olurmuş. Biraz tabi maliyeti arttıran bir durum oluyor ama karbon anakartta da güzel duracağı kesindi. Dış görünüşe şöyle bir baktıktan sonra ilk olarak nasıl bir güce sahip anakart var elimizde şimdi ona detaylıca bakacağız. X870e karbon wifi 18 artı 2 artı 1 Rail güç sistemine sahip ve bu 18 fazın her biri 110 amper akıllı güç aşamasından oluşuyor. Oldukça güçlü ve iddialı bir faz yapısı bu ve buna göre de bir soğutma sistemi var anakartta. Çift 8000 CPU güç girişi var. E, bu seviyedeki tüm anakartlarda zaten CPU güç girişi bu şekilde. 8 PCB katmanı NPG170D sunucu sınıfı PCB malzemesi ve 2 ons kalınlaştırılmış bakır PCB dizaynına sahip. Yani kısacası bu güçle ve bu donanımla işlemcinin kralını getirip takın ve arkanıza yaslanıp sistemin keyfini çıkartın diyor anakart size. Biz de zaten bu testlerde onu yapacağız. Soğutma sistemine bakalım. Isı dağılımının yüzeyini genişletmek için iki MOSFET soğutucu ısı borusuyla birbirine bağlanmış şekilde böylece ısı tek bir noktada toplanmadan tüm soğutucu üstünde yayılabiliyor. Pasif soğutucuların verimli şekilde çalışabilmesi için ısı dağılımı çok büyük önem taşıyor ve bu anakartta da bu sağlanmış soğutma sistemi yüksek kaliteli 7 Wm Kelvin MOSFET termal petlerle ve ekstra şok termal petlerle desteklenmiş. Böylece mosfetler üstünde oluşan ısı termal petler yardımıyla hemen soğutucuya iletiliyor ve ısı borusu yardımıyla da oluşan ısı tüm soğutucu üstünde yayılıyor. Yani termal petler bu noktada gerçekten hayati bir öneme sahip oluyorlar. Bunun haricinde platform controller hub üstündeki pasif soğutucu az sonra testlerde de canlı şekilde izleyeceğiniz gibi oldukça iyi bir soğutma performansı sağladı kart en ağır yük altında bile baya bir serin çalıştı. Birazdan zaten detayları göreceksiniz. Ve dediğimiz gibi tüm M.2 SSD slotları kendi soğutma çözümlerine sahipler. Ayrıca tüm portlar hem alttan hem de üstten termal pet destekliler. Yani aşağıdaki portlarda sadece üstten termal pet desteği sunulmamış. Alt kısımdan da termal pet desteği verilmiş. Bu gerçekten güzel bir artı. Anakart soğutma sistemi konusunda bayağı bir başarılı duruyor. Canlı testlerde dediğimiz gibi az sonra ekranda olacak. Bir güzel özellik daha M.2 SSD montajında soğutucuları sökmek için torna de falan ihtiyacınız yok. Yan taraftan dokunduğunuz anda hemen soğutucuları çıkartabiliyorsunuz. E bu da pratiklik açısından çok iyi düşünülmüş. Yani tabi orta seviye modellerde de artık bunları görmek istemekteyiz. Peki M.2 SSD slotların teknik desteklerine bakalım. Toplam 4 tane M.2 portu var ve bunlardan M2 1 ve M2 2 slotları işlemciden PCI 5 destekler ve x4 hızında çalışıyorlar. M2 1 ve M2 2 slotları 2280 ve 2260 boyutlarındaki M.2 SSD'leri destekliyorlar. M2 3 ve M2 4 slotları ise yonga setinden PCI 4 destekler ve tabii ki yine x4 hızında çalışıyorlar. M.2 3 slotu 2210 ve 2280 boyutlarda M.2 SSD'leri desteklerken M.2 4 slotu diğer M.2 slotlar gibi sadece 2260 ve 2280 boyutlardaki M.2 SSD'leri destekliyor. Bununla birlikte 4 adet SATA 6 GB saniye portu olduğunu da eklemiş olalım. Geldik PCI slotlara toplam 3 adet PCI slotumuz var bunlardan ikisi zırhlı yapıdalar üstteki slot işlemciden PCI 5 destekli ve X16 hızında çalışıyor. Altındaki zırhlı yapıda olan slotta işlemciden PCI 5 destekli ama X4 hızında çalışıyor. En alttaki zırhlı yapıda olmayan PCI slotsa ise Yonga setinden PCI 4 destekli ve X4 hızında çalışıyor. Yeni nesil ekran kartları için hazır slotunuz zaten en üstteki olacak. Yalnız şöyle bir detay var. 8000 serisi gibi PCI-5 destekli olmayan işlemcilerle kullanırsanız bu slotlar doğal olarak PCI-4 hızında çalışacaklar aklınızda olsun. Ama X870E Yonga setli anakart alıp da 8000 serisi işlemciyle kullanacak da sanırım yoktur. Biz yine de bunun bilgisini vermiş olalım. Sadece bu anakartta değil tüm anakartlarda bu durum geçerli aklınızda olsun Evet anakartın toplam 256 GB RAM'e kadar desteği var ve uyumlu belleklerle 8400 MHz'e kadar da hız sunulmuş. RAM'ler için her platformda anakartın bellek destek listesine bakarak RAM almanızı tavsiye ediyorum ben. Ve tabii ki BIOS'larınız her zaman güncel olsun çünkü güncelleme ile sonradan da destek gelebiliyor aklınızda olsun. Evet gelelim giriş çıkış portlarımıza. X870 e setli anakartlarda USB 4 ile artık resmen tanıştık demiştik. X670 E'lerin bazılarında opsiyoneldi ama artık değil ve standart oldular. 2 adet USB 4 40 GB bölü saniye bağlantı noktası artık karşımızda. Işık hızında bu veri transferleri için de artık hazır haldeyiz. Onun haricinde 9 tanesi tip A ve 2 tanesi tip C olmak üzere toplam 11 adet USB 10 GB bölü saniye portu mevcut. Bir adet HDMI portu da işlemcinin entegre GPU'sundan görüntü almak isteyenler için eklenmiş. İşlemcisiz BIOS update için flash BIOS tuşu, CMOS'u sıfırlama tuşu ve bilgisayarı sıfırlama, güvenle ön yükleme, turbofan ve easy led kontrol işlevlerini tek bir tuşla yapılandırabileceğiniz smart tuşu da yan yana yerlerini almışlar. Onların çaprazında 2.5G ve 5G lan bağlantılarıyla Wi-Fi 7 antenleri ve optik ses çıkışıyla diğer ses bağlantıları da en sağ tarafa konumlanmış haldeler. Anakartın ön paneli için 4 adet USB 2, 4 adet USB 5 gigabit bölü saniye tipa, ve bir adet USB 20 gigabit bölü saniye tip C portu desteği olduğunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Ve gelelim ses kısmına. Anakart Realtek ALC4080 Kodek ses yongasına sahip 7.1 kanal USB high performans ses desteği var. Ve dediğimiz gibi optik ses çıkışını da destekliyor. Yüksek kaliteli ses kapasitörlerini de ekrana getirmek istedim. İzole edilmiş ses sinyalleri birlikte bence kullanıcısını oldukça mutlu edecek bir ses desteği var. Ama tabi profesyonel işlerle uğraşanlar kendi ses çözümlerini üreteceklerdir. Ben ve benim gibiler için ses desteği son derece yeterli. Tüm bunlarla birlikte 3 adet adreslenebilir gen 2 başlığı, 5 adet 4000 fan başlığı, sıvı soğutma pompa başlığı ve CPU fan başlıklarıyla bir adet RGB LED bağlantı olduğunu da ekleyelim. Anakartın üstünde RGB desteği var. Görmüş olduğunuz MSI ejderhası üstünde istediğiniz gibi RGB ayarlaması yapabiliyorsunuz. Testler için boşta olan M.2 SSD'nin kendi soğutucusuna sahipti. Yani o yüzden anakartın kendi M.2 soğutucusu üstündeki karbon yasının da RGB destekli olduğunu gösteremedik. Ama üstteki M.2 slotun soğutucusunda RGB desteği olduğunu da eklemiş olalım. MSI Center üstünden de hem sistem kontrolünü hem RGB kontrolünü kısacası sistemle ilgili her şeyin kontrolünü sağlayabiliyorsunuz. Yani MSI bir bileşeniniz varsa zaten MSI Center'da sisteminizde mutlaka yüklü olsun derim. Gelelim BIOS arayüzümüze. Farklı bir BIOS arayüzü görüyorsunuz. Tek tıkla MPU AI Boost ya da CPU Game Boost yapabilme imkanınız var. Aynı şekilde Precision Boost Overdrive ayarı da yine ana ekrandan kolayca yapılabiliyor ki zaten sistemi ilk kurduğunuzda BIOS'a girerken size bunu otomatik olarak soruyor. İsterseniz tabi sonradan buradan değiştirirsiniz. Biz beta BIOS'a güncelleme yapmadık. Normal son BIOS'ta kullanmaya devam ettik. İsteyenler şu an yayınlanmış olan beta BIOS'a da güncelleme yaparlar. Advance menüsünden de ayarları daha kapsamlı olarak yapabiliyorsunuz. Özellikle kendileri overclock yapmak isteyenler için burada seçeneklerin sonu yok. Ben de her zaman manuel şekilde overclock yapanlardanım ama yine de AI destekli overclock'u da bir deneyin tabii ki. Belki memnun kalırsınız. Testler için kullandığımız işlemci R99-9900X gördüğünüz gibi ama videodaki konumuz işlemci değil kartı olduğu için biz direkt olarak anakartın testlerine yoğunlaşacağız. Hatta şimdi bu güzel BIOS arayüzünde sizlere gösterdikten sonra testlerimize geçelim ve yük altında anakartın sıcaklık değerleri ne durumda olmuş hep birlikte buna canlı şekilde bakalım. Testlerde işlemci için MSI MAG Core Liquid i360 sıvı soğutmayı kullandık. Bunun dışında sistemde 32 GB DDR5 6000 MHz CL36 RAM'lerimiz ve MSI RTX 4080 Supreme X ekran kartımız var. Yaptığımız 10 dakikalık CPU-Z stres testinde işlemcimiz maksimum 74 derece sıcaklığa ulaştı. Anakart sıcaklığımız 52 dereceydi. MOSFET'ler 54 derece sıcaklığa çıktılar ve chipset A ile chipset B 49 derece sıcaklıkta çalışmaya devam ettiler. 5150 MHz'de ortalama işlemci hızı vardı testlerde ve işlemci maksimum 162 Watt güç tüketimine sahipti. Yani yeni 9000 serisi işlemciler hem güç tüketimi konusunda bayağı bir bütçe dostu olmuşlar hem de sıcaklık anlamında da gerçekten yüz güldürmüşler. Hiçbir ayar yapmadan stok şekilde bu sonuçları almak bayağı bir güzel oldu. Anakartta tabi doğal olarak adeta bir buzdolabı gibi çalıştı ve tüm sıcaklık değerleri gerçekten mükemmel seviyedeydi. Cinebench R23'te de bir 10 dakikalık test gerçekleştirdik. Bu test sonunda 32.425 puan aldık ve test boyunca işlemcimiz maksimum 72 derece sıcaklığa çıktı. Anakart sıcaklığımız 57.5 derece oldu. MOSFET'ler 62.5 derecede çalıştılar. Chipset A ve Chipset B 54 derece sıcaklıkta kaldılar. Ortalama 5 GHz işlemci hızında yine 162 watt işlemci güç tüketimimiz vardı. Yani yine çok iyi sıcaklık değerleri elde ettiğimiz bir testti. Oldukça memnun kaldık. Tabii biz bununla yetinmiyoruz. Çünkü bu sistemler genelde oyun oynamak için toplanıyor. O zaman oyunlarda durumlar nasıldı? Şimdi ona bakacağız. Her bir oyunu en az 10 dakika oynayarak bu testleri yaptığımızı da söyleyelim. Oyunları MSI 274 QRF QD monitörle 2560x1440 çözünürlükte oynadık. Yine tüm bileşenler mükemmel sıcaklık değerindeydi. İşlemci ve ekran kartının sıcaklık değerlerinin zaten çok düşük olması da burada önemli bir etken tabii ki ama anakartın yine de çok iyi bir soğutma sistemi olduğu da bir gerçek. Şimdi bazen işlemcinin sıcaklığının düşük olması ya da ekran kartının sıcaklığının düşük olması Ana kartın bileşenlerinin ya da anakartın belli bir bölgesindeki sıcaklığın yüksek olmasını engelleyemeyebiliyor. Anakartın sıcaklıkları onlardan bağımsız şekilde yüksek olabiliyor ki bu da direkt olarak yetersiz soğutma sistemi ile alakalı bir durum. Ama zaten soğutma sisteminden bahsederken sıcaklık konusunda nasıl bir önlem alındığını da detaylarıyla anlatmıştık. Bu konuda da anakartın bayağı başarılı olduğunu söylememiz mümkün. Evet, daha önceki X870E videomuzda Yonga setleri arasındaki farkları söylemiştik ama o videoyu izleyemeyenler olabilir diye ben bir daha hatırlatmak istiyorum. X870E ile X670E Yonga seti arasındaki en temel farklılık 2 adet USB 4 portunun X870E Yonga setinde artık standart olmuş olması. X670E'de bu opsiyoneldi ama artık standart oldu. Onun dışında X870E Yonga setinde daha iyi faz yapısına sahip anakartlar var ve soğutma çözümleri de daha gelişmiş şekilde. Yapay zeka konusunda da önemli adımlar atılmış. X870 ile X670 Yonga setleri arasındaki farksa artık X870 Yonga setinin de PCI Express 5 X16 desteğinin gelmesi. Yani yeni çıkacak ekran kartları için Artık X870 Yonga setleri de hazır durumda olacaklar. Ama benim kişisel fikrim zaten iyi bir X670E Yonga setli anakartınız varsa ve USB 4 sizin için böyle hayati bir önem taşımıyorsa asla anakart değişikliğine gerek olmaması. Yani mevcut anakartınızda bence devam edin derim. Sıfırdan sistem topluyorsanız o zaman X870E Yonga setli anakartlara bakarsınız. Ama ben tüm farkları söylemek istedim. Artık bu doğrultuda karar verecek olan da sizsiniz. MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi anakartı hakkında da her şeyi bulabileceğiniz bir video olsun istedim. Umarım bunu da başarabilmişizdir. Sorularınız varsa yorum kısmında mutlaka sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.